Merhabalar güzel insanlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bize çok güzel yorumlar yapıyorsunuz ve bu yorumlar bizi hem çok mutlu ediyor hem de yaptığımız iş konusunda bizi acayip motive ediyor. Ve ileride yapacağımız, hayalini kurduğumuz şeyler için sizin de bize güzel enerjileri gönderiyor olmanız hakikaten çok mutluluk verici. Ve bu videoda tamamımla ilgili olacak aslında. Ramazan'da yapacağımız rota ve sizinle buluşmalarımızı, planlarını size açıklayacağız. Onun öncesinde de size karavanımıza isim lazım demiştik ve siz koyun istemiştik. Sizin güzel yorumlarınızın içinden birini seçtik. Karavanımıza bir isim belirledik. Bunu da sizinle paylaşacağız. Ve ismi gerçekten çok sevdik. Evet. Hazırsanız o zaman hadi. Videoya geçelim. Keyifli seyirler. Keyifli seyirler. Arkadaşlar bize karavan turu videosunda isim önerilerinde bulunun diye sizden rica etmiştik. Siz de bize çok güzel isimler önerdiniz. Hatta aralarından seçmek konusunda çok kararsız kaldık. Bazılarını acaba bu mu olsun bu mu olsun bayağıdır onu konuşuyoruz. Ve bunun için size çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel önerilerde bulundunuz. İçlerinden birini seçtik. Bunu seçmek biraz zor oldu. Bayağı elerken zorlandık. Bu isimler için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel emekler vermişsiniz. Araştırıp da isimler yazanlar da var içlerinde. Aralarından bunu seçmek biraz zor oldu ama bize çok yakın hissettik bunu duyunca. Bunu da bize bu arada iki tane arkadaş önermiş. Onu da birazdan paylaşırız. Peki isimimiz ne? 3'e kadar sayayım. 3 deyince birlikte söyleyeyim. Tamam hadi. 1, 2, 3. Atlas. Karavanımızın yeni adı bundan sonra Atlas. Peki neden Atlas? Önce öneren arkadaşları böyle bir paylaşalım sizlerle. Sevgili Tuğba Akbaş bize karavanın adı Atlas olabilir. Ben küçükken evde Atlas'ı alıp gözümü kapatıp bir noktasına dokunup hangi şehirdeyim veya ülkedeyim diye bakardım. Karavanınız da hangi şehirlere veya ülkelere götürür bilemem ama güzel anılarınız olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de öyle yapıyorduk aynı şekilde çocukken. Değil mi? Atlas'ı açıp benim yapmışlığım var. Benim de abimle kardeşimle oynadığım oyunlar vardı. İşte Atlas'ı önümüze açıp şu ülke nerede en hızlı kim bulacak falan diye böyle hızlı hızlı ya da bayraklarını gösterip bu hangi ülkenin bayrağı diye bilme yarışı falan yapıyordum. Ben de böyle gözümü kapatır seçerdim sonra oraya gitmek isterdim veya o ülkenin hakkında böyle araştırırdım neresiymiş burası falan diye böyle bakardım. Ya o yüzden Atlas ismi bize böyle çok sevimli sıcak geldi. Aynı zamanda bir de Atlas da böyle işte yer şekilleri, ovalar, dağlar falan gösteren haritalar olur ya. Evet. O yüzden hem doğayı hem de dünyayı bize hatırlattığı için aslında Atlas ismini çok beğendik. O yüzden bundan sonra karavanımızın adı Atlas. Bu arada bize Emrah Genç de bu ismi önermişti. Merhaba, karavanın yeni düzeni harika olmuş ve karavanın adı Atlas One Life süper olur yazmış. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel, bizim de çok bizim içimize çok sindi. Evet ya, kesinlikle çok beğendik. Bundan sonra Atlas'la bakalım nerelere gideceğiz. Rotamızı paylaşacağız şimdi birazdan sizlerle. Evet, sizinle yapacağımız buluşmaları nerelerde planladık onları açıklayacağız. Çay olmuştur. Çayı koyalım sonra devam edelim. Hadi. Evet, şimdi sıra geldi rotamıza. Sizlerle buluşacağımız rotamızı tarih tarih çıkartıp hesapladık. Ama öncesinde bizim Mayıs'a kadar yapacağımız Eskişehir çevresinde biz hem kafede çalışırken hem de bir gün tatilimizde yapacağımız gezilerden biraz bahsedelim. Yani çarşamba gününden akşamleyin dükkanı kapatıp çıkacağız yola. Perşembe gününü orada geçireceğiz. Bazen cuma günü de kalabiliriz gece. 2 gecelik bir rota da olabilir. Gideceğimiz yere göre değişir. Cuma günü sabahtan yola çıkıp zaten yakın Eskişehir çevresinde olacağız. İçinde öğlenleyin gelip kafeyi açacağız. İlk olarak nereye gitmeyi planlıyoruz? Ondan bahsedelim size. Sen anlat istiyorsan. İznik Gölü ve çevresini düşünüyoruz. Ramazan'a kadar yapacağımız gezilerde
buluşmalar düşünmüyoruz. Onun yerine hem biz karavanı tecrübe edeceğiz, hem de bu tecrübelerimizi, işte karavan yaşamı nasıl oluyor, tatiller nasıl oluyor, ya da gittiğimiz yerlerde karavanla nasıl kalınıyor, ya da yer önerileri şeklinde devam edecek bu Ramazan'a kadar olan videolarımız. İlk rotamızda İznik Gölü'nü olacak ve çevresinde belki iki günü uzatıp çevresinde gezebiliriz. Diğer hafta ikinci rotamız ise Kütahya'ya, Çavdarhisar bölgesine gitmeyi düşünüyoruz. Orası biraz daha böyle antik bir gezi olmuş olacak. Ve üstelik Kütahya'da seramik biliyorsunuz çok meşhur, çiniler falan. Onunla ilgili birkaç yer planlıyoruz diyeyim. Çünkü hem biraz seramikle ilgileniyoruz. Belki ileride doğadaki yerimizde seramik yapacağız inşallah. Onunla ilgili belki gezilerimize o tip şeyler katarız. Yani zaten bu rotalarımızda da sadece bir yer odaklı değil. Mesela gece bir yerde kalacağız, gündüz güzel bir yere uyanacağız. Sonra arkasından kahvaltımızı yapıp etrafındaki güzellikleri de gezdireceğiz. Hem size de böyle belki gitmek isterseniz o bölgelerle ilgili de bilgi de vermiş olacağız aynı zamanda. Üçüncü olarak hakikaten çok fazla insanın bilmediği ve çok enteresan bir doğaya gitmeyi planlıyoruz. İç Anadolu bölgesinde Akdeniz ikliminin yaşandığı ufak bir köy var, Sarıcakaya. Oraya gitmeyi planlıyoruz ve doğası yemyeşil. Evet. Hakikaten o Akdeniz bitki örtüsünü görüyorsunuz ve ılıcaları var, güzel köyleri var, güzel yeşillikleri, dağları, çok güzel yerler var. Üçüncü olarak Sarıcakaya'ya gitmeyi düşünüyoruz. Dördüncü rotamız ise sabahleyin geyiklerle beraber uyanacağımız bir yeri planladık. Burası da çok bilinen bir yer değil ama böyle geyiklerin serbest gezdiği ve senin yanına kadar geldiği bir yer. Hatta ellerini besleyebildiğim bir yer. Oraya gideceğiz. Umarız orada güzel bir rota olacak. Belki de size güzel fikirler de verebilir böyle. İnşallah da geyikleri görebiliriz. Çünkü her zaman çıkmıyorlarmış. Bundan sonrasında da artık yavaş yavaş Ramazan'a hazırlık olacak ve Ramazan rotasına başlayacağız. Tarih olarak da zaten 6 Mayıs Ramazan'ın ilk günü. İlk gününü Ramazan'ın akrabalarımızla geçiririz. İkinci günü olan 7 Mayıs Salı günü Eskişehir'de bir iftar yapalım diyoruz. Evet, Eskişehir'deki bizi seven, bizi takip eden dostlarımızla beraber bir iftar buluşması düzenleyelim diyoruz. 8 Mayıs Çarşamba günü yola çıkmayı ve Bursa'da olmayı planlıyoruz. Ve Bursa'da bir iftar yapmak istiyoruz 8 Mayıs'ta. 8 Mayıs'tan sonra da 9 Mayıs'ta İzmit'e geçeceğiz. 9 Mayıs'ta da İzmit'te iftarımızı yapmayı düşünüyoruz. Ve 10 Mayıs'ta İstanbul'un Anadolu yakasına geçeriz diye düşünüyoruz. İstanbul'u ikiye böldük çünkü herkes ulaşımla belki uğraşmasın, zor olur diye düşündüğümüz için çok büyük bir şehir sonuçta. O yüzden bir Anadolu yakasında bir de Avrupa yakasında yapmayı düşünüyoruz. 10 Mayıs Cuma günü İstanbul Anadolu yakası, 11 Mayıs Cumartesi günü de Avrupa yakasında. Şimdi Cumartesi günü 11'inde İstanbul'da iftarımızı yaptıktan sonra Avrupa yakasından çıkacağız ve biz güzel bir rota hazırladık. O rotada biraz da böyle karavanlı seyahatle ilgili bilgiler vermek ve biraz da biz de işin tadını da çıkarmak için güzel bir seyahat planladık. Tabii bunu da böyle burada şu an söylemeyeceğiz. Bunu da artık sizlere videolarımızda paylaşacağız. 17 Mayıs'a kadar biz arada bir rota gerçekleştireceğiz. 17 Mayıs'ta tekrar bir buluşma yapabiliriz. Bununla ilgili açıkçası tam böyle çok mesaj gelmediği için bir yer belirlemedik. 17 Mayıs Balıkesir'de olabilir, Manisa'da olabilir. Sizden gelecek isteklere bağlı olarak biz o güne bir il belirleyeceğiz. Eğer giderseniz 17 Mayıs Cuma günü işte Manisa'ya gelin derseniz gelebiliriz. Ya da Balıkesir'e gelin, şurada çok güzel bir yer var, birlikte iftar yaparız derseniz oraya gelebiliriz. Ve 18 Mayıs'ta artık İzmir'e gelmiş olacağız. İzmir'deki dostlarla buluşacağız. İftarımızı birlikte 18 Mayıs'ta yapacağız. 19 Mayıs'ta Aydın'a geçmiş olacağız ve iftarımızı Aydın'daki arkadaşlarla yapmak istiyoruz. Arkasından 20'sinde biz Muğla'ya geçeceğiz. 25'inde de Cumartesi günü genelde böyle hafta sonlarına denk getirmeye çalıştık. Siz de daha rahat rahat gelin diye buluşmalara. 25 Mayıs Cumartesi günü de biz Fethiye'de veya Muğla'da o taraflarda bir buluşma ayarlayacağız. Orası biraz esnek çünkü biz o kısımda böyle 1 Haziran'a kadar o bölgede duracağız. Çünkü doğada hayal ettiğimiz, bizim hikayemizde anlattığımız şeyin ilk somut adımı olsun diye artık bir arazi bakmak da istiyoruz. O bölgede o yüzden biraz fazla zaman ayıracağız. O zamanlarda size güzel sürprizlerimiz var. Bunları şimdi sizlerle paylaşmayacağız. Sürpriz olsun. Artık o zaman geldiğinde sizlere bildiririz. En son yapacağımız buluşmada 2 Haziran Antalya düşünüyoruz. 2 Haziran'da da Antalya'da yaptıktan sonra artık Eskişehir'e bayram için döneceğiz. Sonrasında da artık Türkiye'yi gezmek için fırsat buldukça bütün illere geleceğiz.
görüyorum Kayseri'den Karadeniz'e, İç Anadolu'ya, Hatay. Adana'ya, Hatay'a, yani her yere çok istek geliyor. Biz de çok istiyoruz inanın sizin şehirlerinize gelip sizlerle tanışmayı, sizlerle beraber belki de keşfedeceğimiz yerleri birlikte keşfetmeyi çok istiyoruz. O yüzden ileride bunlar devam edecek, bu buluşmalar. Bu sadece Ramazan'ı kapsayan bir kısmı. Şimdi sizden isteklerimiz şöyle. Biz günleri belirledik, sizlere söyledik. İlinizde bizimle buluşmak istiyorsanız bize Instagram adresimizden mesaj olarak veya YouTube'dan bir yerden bize ulaşırsanız eğer, yer belirleyelim. Sonra da gelecek kişiler bize kendilerinin geleceği sayısını söylesin ki biz ona göre böyle tam net bir plan yapalım. Bayağı bir zaman var aslında. Mayıs'ın 7'sinde başlayacak bu organizasyon. Ve Eskişehir'de dahil gideceğimiz yerler şu an net değil. Sadece tarihleri netledik biz. Evet, tarihlerimiz belli ve o yüzden sizden öneriler istiyoruz aslında. Şöyle bir yer biliyorum, insanların gelmesi de çok kolay. Şurada buluşalım, çok güzel olur dediğiniz. Aslında biraz da arabayla ulaşım olsun istediğimiz yerler, öneriler istiyoruz sizden. Evet, mesela İstanbul'da Sultanahmet'in bahçesi de denilmiş. Biz de çok isteriz orayı ama böyle biz karavanla da gelelim, karavanın yanında açalım, oturalım birlikte orada. Siz hem karavanımızı da canlı canlı görmüş olun istediğimiz için o tarz yerler istiyoruz. Mesela benim aklımdan geçen İstanbul'da Maltepe'den başlayıp Kadıköy'e kadar giden o sahil şeridindeki parklardan biri olabilir. Evet. Sizden önerileri bekliyoruz. Zaten Ramazan'a kadarki videolarımızın sonlarındaki karavan sohbetleri bölümünde yine bunları netleştirdikçe de bildiririz sizlere. Daha oldukça fazla vaktimiz var aslında. Yani Ramazan rotası için iletişimde kalalım. Hafta içi arkadaşlar size karavan sohbetleri bölümünü yayınlayacağız. Atlas'la beraber. Sizlerin yanına gelmek için çok heyecanlıyız. Çok güzel olacak. Üstelik Ramazan ruhunu da bize hissettirecek. Ben en az 5 yıldır falan o ruhu hiç hissedemediğimi fark ettim. Bu buluşmalar böyle daha şey olacak değil mi? Evet. Ve bunun için aslında biz çok heyecanlıyız. Biz sürekli bunun hayalini kuruyoruz. Kendi aramızda sürekli Ramazan'da şöyle yaparız, böyle yaparız diye konuşuyoruz. O yüzden inşallah çok güzel olacak. Şimdilik bizden bu kadar. Bir dahaki videomuz karavan sohbetleri hafta içi. Hafta sonunda ilk seyahatimizde beraber artık yolculuğa başlıyoruz. Evet. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın.